Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla MySQL derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere ne anlatacağım? MySQL ile bir programlama dili arasında bağlantı kurmayı anlatacağım. Peki, biz bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Önce ink bakalım. Evet, çalışıyor güzel Apache MySQL. E-Ticaret platformundaki Müşte ödemeleri, ödeme yöntemlerini siparişe göre bu sistemleri birbirleriyle bağlantı kurmuştuk. Bugün ise dediğim gibi sizlere bir programlama diliyle MySQL bağlantısı kurmaya çalışacağız. Ben burada kullanacağım programlama dili PHP olacak. Zaten Merhaba yazılım platformu altında PHP dersleri de vermekteyim. Bundan dolayı PHP'yi seçtim. Farklı programlama dilleriyle de MySQL'e bağlantıyı Sağlayabiliriz. Python olabilir, C olabilir. C belli ayarlar yaptıktan sonra MySQL bağlantısı kurabiliriz. PHP ile kullanacağız dedik. Hemen Visual Studio Code yerine Adobe Drive kullanacağım çünkü Visual Studio'da biraz sorun yaşadım. O yüzden Adobe Drive kullanacağız bugün. Geliyorum. İlk önce benim ingzamp kök dizin ayarlarını yapmam lazım. PHP derslerinde bundan bahsetmiştim. Zaten exam kurulumunda bize C'de bir kurulum yapıyordu. Hemen geliyorum. Buradan dosya yapısına geliyorum. Bakın biz C'ye kurulumu yapmıştık. C'de exam var. Bir, e, bunun içinde bir HD klasörü var. Ben e, yazdığım bütün programları HT içinde tutmam lazım ki tarayıcıda local host ile bağlantı kurup bu şekilde tarayıcıda açmam lazım. Geliyorum Hater içine bir klasör oluşturuyorum ve bu klasörün ismine bağlantılar diyorum. Hilar. Diye klasörümü oluşturuyorum. Daha sonra Adopt River'a geliyorum ve e, yeni bir dosya oluşturacağım. Dosyadan yeni diyorum ve PHP uzantılı olacak oluştur diyorum. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Bunu da bağlantılar dosyasına kaydedeceğim. İsmi bağlantı olsun. nokta php'de buradan belirleyeceğim. Kaydediyorum. Artık ben ee, bağlantı kodlarımı yazabileceğim bu şekilde. Şunları isteniz diyelim. Evet arkadaşlar bizim php yazabilmemiz için php taglarını aktif hale getirmemiz lazım. Php taglarını da küçük bir işareti soru işareti, php yazıp daha sonra tekrardan bu soru işaretini kapatıp PHP'yi bu şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Bakın kızardı hemen. Bunun PHP tagı olduğunu bize gösterdi. Peki ben veri tabanı bağlantısı kuracağım. Benim veri tabanı bağlantım için neler gerekiyor? Arkadaşlar ilk önce bir lokal hostumu belirlemem lazım. Çünkü ben lokalde çalışıyorum. Lokalde çalıştırdığım için internetsiz bir ortam olsa bile ben veri tabanına bağlantı sağlayabileceğim kendi lokal bilgisayarımdan bunun için dolar işareti post diye bir değişken oluşturuyorum ve buna lokal post değerini tek tırnaklar içinde atıyorum lokal post ve noktalı virgülümü koyuyorum Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere ee, PHP'de değişkenleri dolar işaretiyle oluşturuyoruz ve değişkeni bir isim veriyoruz. Bu dersleri, e, bunları tam olarak bilmiyorsanız PHP eğitim setine bakmanızı tavsiye edelim. Ama çok zor bir şey değil. Bugün burada anlatacaklarım e, sizin kafanızda oturduktan sonra PHP'nin ne kadar basit bir dil olduğunu da göreceksiniz. PHP derslerini de takip ettiğiniz esnada. Tamam, güzel. Ben localhost'umu belirledim. Şimdi benim oluşturduğum e-ticaret platformuna bağlanmam lazım. Hemen onu yapalım arkadaşlar. Onun için dolar işareti DB diye bir değişken oluşturuyorum. DB zaten biliyorsunuz database'in kısaltılması. Hemen geliyorum. Veri tabanımın ismini yazıyorum. E-ticaret. Ve nokta virgül ile sollandırıyorum. Güzel. Veri tabanını da çağırdım bu şekilde. Şimdi benim Inkstamp'ı kurduğumda bana bir kullanıcı adı ve şifre veriyordu. Daha doğrusu şifre vermiyordu ama kullanıcı adım Root'tu şifreyi biz kendimiz istersek oluşturabiliyorduk. Bu yüzden ben kullanıcı adını alacağım. Şifreyi de boş bırakacağım. Kullanıcı adını almam için dolar işareti user diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buna da kullanıcı adım neydi? Root. Ve noktaları birbirle sonlandırıyorum. Şifrem zaten boştu. Past diye değişken oluşturuyorum. Boş bırakıyorum bunu. Güzel. Bir de benim Türkçe karakter sorununu Ortada kaldırmam için bir karakter set almam lazım. Bir de UTF8 modunda MB4 sistemini import etmem lazım. Dolar işareti karakter diyorum. Karset. eşittir diyorum tırnaklar içinde. Ne demiştik arkadaşlar? E, UTF8 F8 MB4 sistemini alıyorum. Çok güzel. Bu şekilde ben lokal hostumu, e-ticaret tabanımı, kullanıcı adımı, şifremi ve karakter setimi dosyama dahil ettim. Bunları ben bir değişkene çağıracağım, atacağım ve bu değişken üzerinden daha sonra trackage yapısına girdiğimizde hata var mı yok mu yapılarına girdiğimde hata varsa bana ekrana bastığında bu kod bloğuyla bana bunları gösterecek. Geliyorum. Dolar işareti kon diye bir değişken ya da connect diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buna root değerlerimi atacağım. Hangi değerlerimi? Ben MySQL bağlanıyorum. Ve MySQL'de hostumu dibinemimi, karakter setimi ona göre almam lazım. Hemen geliyorum. Şunları MySQL diyorum. 2 e, nokta host belirleyeceğim. Bu hosta neye eşitleyeceğim arkadaşlar? Dolar işareti hostu. Güzel. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi benim DB name'imi almam lazım. DB'den. Hemen geliyorum. DB name diye isim veriyorum. Bunu eşittir diyorum. Dolar işareti DB'yi alıyorum. Noktalı virgül. Bir de karakterimi alacağım. Karset diyorum. Eşittir diyorum. Dolar işareti Karset. Evet ve noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi benim try catch yapımda bunları almam lazım. Peki bu try catch dediğim sistem ne? İlk önce try block ne işe yarıyor? Try block arkadaşlar bir hata me meydana geldiğinde bu hatayı catch ile ekrana bastırmamızı sağlıyor. Yani trade oluşan bir hatayı ben catch ile ekrana bastırıyorum. Ekrana bastırma yöntemlerim de farklı metotlar var. Oraya geldiğinde başlayacağız o metotları yazmaya. Try diyorum. Ve süslü parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki bana burada PDO ile bir bağlantı sağla yukarıdaki oluşturduğum değişkenlere. Peki PDO ne? PDO arkadaşlar veri tabanıyla etkileşim kurmamızı sağlayan bir mimari erişim katmanıdır. İşimizi daha fazla kolaylaştırıyor ve güvenliğimizi arttırıyor PDO. Dolar işareti PDO diyorum. eşittir New, yeni bir PDO dosyası oluşturuyorum. Diyorum ki burada bana şu 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 değişkenlerimi al. Neyi alacağım? Dolar şartı connect'i alacağım. Connect daha sonra user'ımı alacağım. Dolar işareti user. Ve daha sonra neyi alacağım? Dolar işareti pastımı alacağım arkadaşlar. Yani şifremi. güzel bunları da tre import ettik eğer ben buralarda bir hata yakalamıyorsam buralarda bir hatam yoksa bana echo ile zaten ekrana bağlantı başarılı bir şekilde sağlandı desin. Nokta ve nokta virgülümü koyuyorum. Güzel. Şimdi ben PDO ile güvenliğimi aldım. Gerekli olan dosyalarımı aldım. Eğer buralarda bir hata yoksa bana ekranda bağlantı başarılı şekilde yazdırdım. Peki bu yazdığım şeyler içinde hata varsa bana bu hataları nerede bastıracaktı? Geçti arkadaşlar. Hemen geç fonksiyonu yazıyorum ve diyorum ki burada bana PDO nasıl yapıyor? Şöyle yapalım içinde. PDO exception'la bu hataları yakala. Peki PDO exception nedir? Arkadaşlar bir hata varsa hatanın açıklamasını ve hatanın kodunu ekrana yazdırmak için biz PDO exception'u kullanırız. Ve bunu tek başına kullanmıyoruz. Bir değişkene atıyoruz. E diye. Çünkü ben artık hatalarımı, ayarlarımın hepsini E değişkeniyle alacağım. Ve süslü parantezlerimi açıyor Ve geliyorum buraya artık bağlantımın hata türlerini, hata mesajlarını almam lazım. Tor nev ile. Peki bu Tor nev ne işe yarıyor? Tor genellikle bir hata durumunda programın normal akışını kesmek ve hatanın uygun şekilde işlenmesini sağlamasını sağlayan bir fonksiyon. Hemen ona başlıyoruz arkadaşlar. Thor. Thor diyorum. New video exception ile hatayı alacağım ben. Böyle miydi? Evet exception. diyorum. Burada hata var ya. Yanlış mı yazdım? Yok. Video. Eksi ciptiyon. Doğru. Tamam. New video. Erizyon aldım. Fonksiyonun parantezlerini açtım. Ve diyorum ki. Dolar işareti E. Bana bir hata varsa. Hatalarımı. Mes mes Mesaj ile yaz. Yaz. Ve. Daha sonra. Bir hata varsa. Bu hatayı integer olarak bana sayısal bir değer olarak döndürmesi lazım. Onun için de geliyorum diyorum ki int dolar işaretli e ve bunu bana get pop ile artık ekrana yazdır. Ekrana yazdıracak. Burada ben niye hata aldım? chat action. Yani şu an hatam gitti çünkü noktada virgülüm yoktu. Şimdi tamamlandı. Güzel. Ne yaptım arkadaşlar? Video ekcep hatalarımın nasıl hata olduğunu yani metin açıklamasında hata kodunu aldım. Burada Tornibio ile bununla bağdaştırdım ve oluşturduğum dolar işareti e ile get mesaj ile hatamı ve hatanın sayısal türündeki değerini bana ekrana döndürmesini istedim. Güzel, çok güzel. Burada herhangi bir hatamız gözükmüyor. Hemen tarayıcımıza gelip çalıştırmayı deneyelim bakalım bağlantımız başarılı mı? Geliyorum localhost ne yazmıştı klasörün ismini? Bağlantılar. Bunlar. Klasörüne giriyorum. Bağlantı.php çalıştırıyorum. Bağlantı başarılı bir şekilde sağlandı diyor. Güzel. Herhangi bir hata yok. Peki hatayı nasıl hata nasıl olabilir? Ben gelip burada veri taban ismini yanlış yazdığımda bakalım nasıl bir hata alacağım arkadaşlar. Kaydediyorum. F5 diyor. Bakın bana hatanın hangi satırda olduğunu ve hatanın türünü bana bu şekilde ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Throw in ile. Bakın sayısal değeri burada çevirdim. Int. 13 verdi. Bana burada diyor ki e-ticaret d bir veri tabanı yok. Bu yüzden burada bir hata var diyor. Bunu düzelt diyor. Yani veri tabanının ismi e, hatalı. Güzel. Bakın video ile hatanın kodunu da bana döndürdü. 1049 nolu hata. Evet arkadaşlar bu şekilde biz var olan hataları ekrana bastırmayı trage ile öğrendik. Güzel. Yeniden e-ticaret yazıyorum ve bağlantıma bakıyorum. F5 diyorum. Bakın hata giderildi. Evet arkadaşlar. MySQL'e bir programlama diliyle yani PHP ile nasıl bağlandığını sizlere anlattım. Bir sonraki derslerimizde oluşturduğumuz e-ticaret platformundaki verileri çekmeyi, daha sonra yeni bir veri eklemeyi, güncellemeyi, bunları da ufak bir projeyle sizlere PHP üzerinden anlatacağım. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.